Yine kahvaltı yemedi bu kız. Ne olacak böyle? Gece yeme, gündüz yeme. Ya gidip bir baksam mı ben şuna? Ben bakarım hayatım. Sen git işinden kalma. Doktora gitmem diye tutturursa doktora eve çağır Nisa. Olmaz bu böyle. Tamam hayatım, çağırırım. Ben ilgileneceğim dedim ya sana. Sen nasıl bu kadar sakinsin anlamıyorum. Çünkü ben kızımı biliyorum. O kapris yapıyor. Ben biliyorum onun derdini, merak etme sen. Neymiş? O zaman bana da söyle. Hiç işte. Bizi daha da üzerek durumdan fazlasıyla yararlanmak istiyor. Sen yine de doktoru ihmal etme. İçimiz rahat etsin. Tamam dedim ya. Hadi güle güle hayatım. Hayırlı işler sana. Zümrül. Baba, sen burada mısın? Buradayım ya. Sen nereden geliyorsun böyle? Arkadaşımdan ders notlarımı aldım. Eve dönüyorum. Sen İzmir'e gitmemiş miydin? Seni almadan bir yere gitmem. Ben meydandaki otelde kalıyorum. İzmir'de kendime yer ayarlar ayarlamaz seni de alacağım. Ona göre hazırlıklı ol kızım. Ama baba ben nasıl geleyim? Gelemem. Gelemezsen konağa basar seni alır giderim. Daha kötü şeyler olur. Şimdilik kimseye bir şey söylemek yok. Anladın mı kızım? Hatice, kalkmayacak mısın daha? Sofra aşağıda keyfini bekliyor. Kötüyüm anne, hem aç da değilim. Kaldırtabilirsin sofrayı. Ah öyle mi küçük hanım? Bak, bana kapris falan yapıyorsan sonu senin için hayırlı olmaz ona göre. Yok anne, gerçekten midemi üşütmüşüm herhalde. Biraz daha dinleneyim eminim geçer. Peki, bugünü de atlat bakalım. Daha da kalkamazsan yarın sabah ilk iş doktoruna gidiyoruz. Anlayalım bakalım neymiş derdin. Doktor mu? Doktora falan gidemem ki ben. Kalkmam lazım. Hemen kalkmam lazım. Hadi kızım toparlan biraz artık. Denemediğimi mi sanıyorsun? Ama midem çok kötü. Kendini zorlama Hatice. Gidip hiç olmazsa iki lokma bir şeyler yiyelim babanlarla beraber. Ya yiyebilsem yiyeceğim. Niye ısrar ediyorlar ki bu kadar? Ne yapsınlar kızım, endişeleniyorlar. Bak bugün de yemeğe inmezsen yarın seni yaka paça doktora götürecekler, haberin olsun. Hadi kalk şimdi. Ay. İyi misin? Tamam tamam, idare edebilirim sanırım. Bu kız yine gelmiyor mu? Geldik İbrahim amca. Kusura bakmayın, biraz beklettik. Nihayet inebildiniz kızım. Nasıl oldun Hatice? Bu akşam daha iyiyim anne. Hadi soğutmayın çorbanızı. Teşekkür ederim Nisa teyze. Teşekkür ederim anne. Oh be güzel kızım. Yemek geçti nihayet boğazında. Daha iyisin bugün. İyi maşallah. Kaç gündür sensiz benim de boğazımdan geçmedi. Bir şeyim yok ki benim babacığım. Endişelenmene gerek yok. Anne baba olunca anlarsınız. Endişelenecek bir şey var mı yok mu? Öyle değil mi Nisa? Hayırlısıyla ben önce anne olursun da torunlarımı büyütürüm. Akşamüstü böreği unutmayın çocuklar. Hadi ben çıkıyorum. İki lokma bir şey yeseydin İbrahim. Toplantı var Nisa, geç kalmak istemem. Belediye başkanıyla görüşeceğim biliyorsun. Tamam o zaman. Hadi Allah işini rast getirsin. Bugün doktora götürecek misin kızı? Hı hı. Kötüyse götüreceğim. Artık kaçış yok. Tamam, beni ararsınız. Hadi görüşürüz. Ne oluyor ya? Yine mi? Ah!
de bize iyiyim diyor. Kaç gündür içi dışına çıktı. Bu defa kaçış yok küçük hanım. Hemen doktora gidiyoruz. Hiç itiraz istemiyorum bu sefer. Anneciğim, doktorluk bir şeyim yok. Yediğim bir şey dokunmuştur belki. Günlerdir aynı mazeret. Çabuk giy üstünü. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Sana ne olduğunu düşünmekten ben hasta olacağım yoksa. Hadi yavrum. Bak baban da ben de meraktan deliriyoruz. Anne inan bir şeyim yok. Gitmek istemiyorum doktora falan. Biraz yatayım iyileşirim. Aa, aynı hikayeyi daha fazla dinleyemem küçük hanım. Yürü bakalım, seni ben giydireceğim. Anne ben doktora gidemem. Ben doktora gidemem. Ne demek gidemem? Bir şey yapmayacak kızım. Muayene edecek sadece. Anne anlamıyorsun. Ben doktora gidemem. Çünkü neyim olduğunu biliyorum. Neyin var kızım? Söyle. Anne ben hamileyim. Emirhan'dan hamileyim.